ve Adana Demirspor'da Kluivert macerası kısa sürdü. Ayrıca Avrupa basınında da son dakika haberi düştü ve Batshuayi Belçika ekibiyle anlaşmaya vardı. Öncelikle Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Akdeniz temsilcisi sezon başında Vincenzo Montella'nın yerine göreve gelen Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı. Adana Demirspor Kluivert'la 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi. Kluivert'ın yerine ise Beşiktaş'ın başında 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Burak Yılmaz'ın getirileceği konuşuluyor. Bu arada Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Mishy Batshuayi için Belçika'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Football 24 sitesinde yer alan habere göre Antwerp ve kulüp bürüş Mishy Batshuayi ile irtibata geçti. Haber sitesi iddiasını bir adım ileri götürerek Batshuayi'nin Batman'in kulüp Brugge ile prensip anlaşmasına vardığını da ancak mali konuların Belçika ekibini zorlayabileceği bilgisi paylaşıldı. Tarafların Ocak ayına kadar bu sorunu da çözebilecekleri vurgulandı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Batman'in bir yıllık opsiyon maddesini kullanması beklenmiyor. Belçikalı santrafor'un güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Nordsjælland deplasmanında bu tarihi yenilgide şu iyi anlaşıldı ki Batshuayi iyi de oynasa, ağzıyla kuş tutsa 90 dakika sahada kalamayacak ya da Edin Dzeko ile çift forvette değerlendirilmeyecek. İsmail Kartal'ın oyun anlayışına göre bu böyle. Jesus döneminde çift forvette 23 gol atan Batshuayi yeni teknik adamla oynatılmayınca Euro 2024 Avrupa maçları da yaklaşıyorken ayrılmayı istemesi de çok ama çok normal. 30 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe'de 17 maça çıktı ve 5 gol sevinci yaşadı. Ayrıca 3 de asist üretti. Sağ kenarından girip bu skorları üretebilen bir Batshuayi'yi göndermek, devre arasında umutlarıyla kalmak Fenerbahçe'yi zayıflatacaktır.